Herkese merhaba. Arkadaşlar şimdi ünitenin son kısmına geldik. Yani ilk kısmı bitiriyoruz artık. Biz neden bahsedeceğiz şimdi? Rehberlik nasıl ortaya çıktı ve rehberliği ortaya çıkartan temeller nelerdi? Rehberliği ortaya çıkartan 3 tane temel var. Bunlardan bir tanesi psikolojik temeller, sosyolojik temeller ve felsefi temeller. Neden sosyolojik temeller? Özellikle sanayi devrimi sonrasında dünya değişti, okul sistemleri değişti, aile yapıları değişti. Dolayısıyla da bu kadar hızlı bir değişime adapte olmak için insanlar, yani işte ortaya çıkan nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme gibi faktörlerden dolayı ve yabancılaşmadan dolayı psikolojik danışmaya bir ihtiyaç duyuldu. Hem okullarda hem de genel hayatın içerisinde. Felsefi temeller, demokrasinin ön plana çıkması, ulus devletlerin ortaya çıkması, imparatorlukların yıkılması, insan hak ve özgürlüklerine daha fazla önem verilmesi tabii ki doğal olarak, felsefi olarak da rehberliğin ortaya çıkmasını tetiklemiş oldu. Ve psikolojik temellere baktığımızda birey olmak, fazla bireyselleşmek ya da çok fazla insanların artık yalnızlaşması da yine psikolojik danışmaya olan ihtiyacı arttırmış oldu. Tarihsel süreç içerisinde baktığımızda dünyada ve Türkiye'de aslında süreç ilk defa 1908 yılında Amerika'da başlıyor, Parsons'la başlıyor. Parsons'la başlayan bu sürecin arkasından 1940'ların sonunda 50'li yıllarda artık daha ziyade, pardon 1913'te geleneksel rehberlik anlayışı, 1950'li yıllarda ise çağdaş rehberlik anlayışı günümüze kadar geliyor. Türkiye açısından o kadar da erken bir zamandan bahsedemiyoruz. Türkiye'de ancak 1950'lerden sonra, o da Türk ve Amerika arasında işbirliği çalışmalarından sonra süreç başlamış oluyor. 1950'lerde Gazi Pedere bölümü açılıyor ve genelde zaten ilk pedereciler Gazi mezunudur. Çoğunlukla Ankara mezunlarıdır. İlk defa orada açılmıştır. Binir hocalar mesela gerçekten Türkiye'de çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Kendileri çok değerli insanlar. Dolayısıyla da Türkiye'de mesela o Binir Hoca ve ekolünün yaptığı çok fazla şey var. PDR alanında işte Mehmet Engin Deniz Hoca var. Yine o da çok değerli bir insan. Yani nihayetinde şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de hala bu anlamda işte taş üstüne taş koyarak ilerlemeye ve değer katmaya devam ediyoruz. Şimdi devam edecek olursak, rehberlik modelleri, ilk modelimiz, buradan soru geliyor hem eğitim bilimlerinde hem ÖABT'de, özellik etmen ve Parsons modeli. Parsons şundan bahsediyor, aslında bireyi tanımak önemlidir diyor. Dolayısıyla da aslında Parsons'ın ortaya koyduğu özellik etmen modelinde 2 tane durum göz önüne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bireyin kendini tanıması, bir tanesi de yöneltme yapmaktır. Çünkü Parsons ne diyor? Bireyin özellikleri, mesleğin özellikleri, eşleşme ve meslek kararı verilmesinden bahsediyor. Çare bulucu rehberlik daha çok geleneksel rehberlik modeline dayanıyor. Rehberlik hizmetleri sadece uzmanlar tarafından sorumlu bireylere sunulan bir rehberlik faaliyetidir şeklinde ifade ediliyor bu modelde. Rehberliğin eğitim süreciyle kaynaştırılması Braver dediğimiz bir adam tarafından yapılıyor. Braver'in katkısı şu, eğitim hizmetleriyle PDR hizmetlerinin ayrı olmaması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla da mesela PDR hizmetlerindeki, yani rehberlik faaliyetleriyle okul hizmetlerinin bütünleştirilmesini öngören bir bakış açısından bahsediyor kuramında. Artı Braver'in şöyle bir özelliği var. İlk defa okullarda rehberlik saati uygulamasını yapan kişi de Braver'in kendisi olarak karşımıza geliyor. Yani rehberliğin birazcık daha kurumsallaşmasına katkıda bulunmuş. Klinik model, özellik faktör modeli Williamson'ın modeli. Hatırlarsanız ÖABT'de Williamson'ın mesleki rehberlik ve kariyer kuramının aşamalarını sormuşlardı. Bence bayağı detaylı bir soru, yani öyle söyleyeyim, ama sordular, yani yapacak bir şey yok. Williamson'ı bir de burada konuşuyoruz. Williamson klinik modelle karşımıza geliyor. Çok büyük, çok muazzam katkıları yok ama genelde bireysel farklılıklara, işte insanların ruhsal problemlerine odaklanıp klinik açıdan süreci değerlendirmeye çalışan bir kuram ortaya koyuyor. Klinik model çok büyük çığırlar açmaktan hani bahsedemiyoruz belki ama ne kattı diye sorarsanız Williams'ın ortaya koyduğu ölçekler ve aslında test teknikleri bu anlamda rehberliğin gelişmesine katkı sağlamış oldu. Başka bir model, karar vermeye yardımcı model, Katz, Tiedemann ve Jones'un ortaya koyduğu model, insanların karar verme becerisinin geliştirilmesinden bahsediyorlar kuramlarında. Dolayısıyla da insan eğer kendi kararlarını verebilirse o zaman sıkıntı yoktur. Karar verme modeli kendi içinde üçe ayrılıyor. Hilton, Gelat modeli ve karar stratejileri modeli olmak üzere 3 tane modelden, alt modelden bahsedebiliyoruz. Krize yönelimli ya da kriz odaklı model ise rehberlik faaliyetlerinin sadece kriz durumlarında sunması gereken hizmetler olması gerektiğini anlatıyor kuramlarında. Şimdi bu zamana kadar anlattıklarımız bir tarafta dursun. KPSS'de hem eğitim birimlerinde hem de ÖABT sınavında gelişimsel model her şeyden daha fazla soruluyor. Gelişimsel model tamamıyla insancıl kuramın ilkelerine dayanıyor. Mesela öğrenciler bir bütün olarak ele alınmalıdır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları korunmalıdır. Öğrencilerin tüm gelişim alanları desteklenmelidir. Sadece sonuca değil sürece bakılmalıdır. Öğrencinin ilgi, istek, ihtiyaçları ön plana alınmalıdır. Dolayısıyla burada dikkat ederseniz tamamıyla aslında gelişimsel süreçler var. O yüzden de çağdaş modelin yansımaları olarak düşünebilirsiniz burayı. Burada önemli bir nokta var. O da şu. Şimdi biz diyoruz ki, bunu en sonda tekrar göstereceğim. Gelişimsel model öğrencilerin ilgi, istek, ihtiyaçlarını ön plana alır. Yani öğrenci merkezlidir. Ama bir taraftan da diyoruz ki gelişimsel model öğretmen merkezlidir. Yanlış mıdır? Asla değildir. Peki ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu. Burayı dikkatle dinleyin lütfen. Biz diyoruz ki rehberlik faaliyetlerinin yapılmasında ve uygulanmasında geleneksel model uzman merkezli iken ya da uzman odaklı iken gelişimsel model öğretmen merkezlidir. Bu ne demek? Geleneksel rehberlik anlayışında rehberlik faaliyetlerini sadece uzmanlar yapar. Çağdaş rehberlik anlayışında yani gelişimsel modelde ise rehberlik faaliyetlerini sadece uzmanlar değil, sınıf rehber öğretmenleri de yapabilir. Bu yüzden çağdaş model, gelişimsel model öğretmen merkezlidir. Sınavda gelirse bu tuzağa düşmeyin. Evet, kapsamlı PDR programları esasen gelişimsel modelin uygulama kısmını ortaya koyar. Sınavda soru olarak geliyor kapsamlı PDR programından da. Aslında program içerisinde gelişimsel modelde olan her şey vardır. Yani sistemin içerisinde çocukla alakalı almak istediğiniz bütün bilgilerin hepsini bulmanız da mümkündür diyoruz. Kapsamlı PDR programlarıyla alakalı ana sınıfından başlar, 12. sınıfa kadar gider, bütün öğrencileri kapsar dememiz gerekiyor. Artı öğrencilere sosyal beceriler ve yaşam becerisi kazandırmayı amaçlar. Bunlar hep çıkmış sorular, yani çıkmış örnekler. Takım çalışmasına dayalıdır, çevreye ve okula göre değişim gösterebilir diyoruz. Kapsamlı PDR programlarında yapılandırmacı anlayış ve gelişimsel modelin etkileri vardır. Artı kapsamlı PDR programları bir okul ve psikolojik danışma programı değildir. Bunu da söyleyeyim. Bu programın sadece bir parçasını oluşturur diyoruz. Aynı zamanda zaten psikolojik danışmanın rollerinden çok sistemin içeriği daha önemlidir. Kapsamlı PDR programının unsurlarından soru geliyor arkadaşlar. İçerik, program yapısı ve süreç ve kaynaklar. İçerik dediğimiz şeyde yeterlilikler var, değil mi? Yani öğrencilerin yeterlilikleri yani alanlara ve sınıf düzeyine göre zaten planlanıyor. Yapısal bileşenler, tanım, gerekçe ve sayıntılar. Programın bileşenleri ve sürece baktığınızda buradan sorarsa rehberlik müfredatı, bireysel planlama, müdahale ve sistem desteği ve kaynaklar olarak bakmamız gerekiyor. Okul PDR programı ise genelde okullarda ortaya konulan rehberlik hizmet programlarıdır diyoruz. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızı bir özetleyelim. Buradan soru geliyor. Şurası önemli. Geleneksel modelle gelişimsel model arasındaki fark nedir? Geleneksel model kriz ve sorun odaklıdır. Girişimsel model ise kriz odaklı değildir. Daha çok geliştirici ve çözüm bulucu, yani çare bulucu olarak düşünmeyin. Genel anlamda tüm sorunları kapsar. Geleneksel model bilgi verme ve yöneltme odaklıdır ama gelişimsel model tüm gelişim alanlarını desteklemeyi amaçlar. Geleneksel model uzman odaklıdır, gelişimsel model öğretmen odaklıdır. Az önce bahsettiğim gerekçeden kaynaklı. Geleneksel model tepkiseldir. Gelişimsel model yaratıcı ve esnektir. Geleneksel model görev yönelimli bir mantığa sahiptir ama girişimsel model süreç ve hedef yönelimli olmak durumundadır. Geleneksel model zaman çizelgesiyle sınırlıdır ama genelde girişimsel model programla bütün halinde bir sisteme sahiptir. Geleneksel model öğretimden ayrıştırılmıştır ama gelişimsel model öğretimle birleştirilmiş bir anlama sahiptir. Geleneksel model problemli öğrencileri kapsarken gelişimsel model tüm öğrencileri kapsar diyoruz. Ve son bir şey söyleyeyim artık burada. Rehberliğin örgüt yapısı da ikiye ayrılır. Merkezileşmiş ve merkezileşmemiş. Merkezileşmiş dediğimiz durumda eğitim ve rehberlik hizmetleri ayrıdır. Yani bu geleneksel rehberlik anlayışını ifade eder. Merkezileşmiş geleneksel rehberlik. Merkezileşmemiş ise çağdaş rehberlik modelini kapsar. Çünkü neden? Rehberlik ve eğitim hizmetleri artık kaynaşıktır diyoruz. Böylece ilk ünitemizi tamamlamış olduk. Ve okulda sunulan rehberlik hizmetleriyle devam ediyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere.